Herkese merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğümüzün 3. günüyle daha beraberiz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar doya doya redif kafiye yapacağız. Redif ve kafiyeyi artık öğrenmeyen kalmayacak. Peki ÖSYM nasıl soru tipleriyle karşımıza geliyor? 2 tane soru tipi var. Birincisinde bariz direkt kafiyeyi, redifi soruyor. İkinci soru tipinde de ne yapıyor? Böyle karma bilgiler veriyor. İşte 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sarmunyak vardır. Halk geleneğinden yararlanmıştır. Aruzdur, hecedir. Karma sorular soruyor içerisinde. 2 tane soru tipi karşımıza çıkıyor. 5 tane ilk soru tipinden çözeceğiz. Direkt redif kafiye çözeceğiz. 5 tane de karma sorulardan beraber çözeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi ne diyor ilk sorumuzda? Yukarıdaki beyitlerin hangisine zengin uyak ve redif kullanılmıştır? Zengin uyakta en az kaç benzerlik olacaktı? 3 benzerlik olacaktı. Kafiye redifi bulurken ilk yapmamız gereken arkadaşlar sondaki sözcüklerin kökünü bulmak. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sondaki sözcükler birebir aynıysa bakın burada beni diyor. Hemen bir sola kaydırma yapacağız. Soldaki kelimelere bakacağız. Evet, kökü ne? Rana. Kökü ne? Sevmek. Şimdi bakacağız. Benzerlik bulmamız gerekiyor ya. Şimdi sevmek V var. Burada A var. Hiç benzerlik var mı V ile A harfi arasında? Yok. O halde ben ne yapacağım? Benzetene kadar bir sağ kaydırma yapacağım. Yani sevda yapacağım. Bakın A'lar benzedi mi bu sefer? Benzedi. Tamam. İlk benzeyen yere ne diyeceğiz? Kafiye diyeceğiz. Önce kafiye bulunur. Kafiye bakın alfabede K harfi önce geliyor. Daha sonra redif, R harfi, redif gelecek. Bunu da unutmayalım. Kafiyeyi bulduk mu? Bulduk. Yani bir tane ses benzerliği var. Buna normalde bir tane ses benzerliği varsa ne diyorduk? Yarım kafiye. Ama şapkalı A varsa bunu ikilik kabul ediyoruz. O halde burada ne var diyoruz? Tam kafiye var deriz. Geri kalanı da ne diyeceğiz direkt? Redif diyeceğiz. Yani benilerde ne olsun? Redif olsun. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi mesela bakalım. Gerek. Birebir aynıysa ne yapıyoruz hemen? Bir sola kayıyoruz. Tamam. Kökü ne? Nişan. Kökü ne? Kan. Tamam. Kaç tane ses benzerliği görüyorsunuz? Anları görüyorum ben burada. 2 tane. 2 tane ses benzerliği varsa ne diyoruz buraya? Tam kafiye. Gereklerde geri kalanlarda ne olacak? Redif olacak. Bana zengin kafiye ve redifi soruyor. Devam edelim. Birebir aynı. Hemen ne yapıyorum? Sola kayıyorum. Kökü ne? Takat. Kökü ne? Kudret. Tamam. Hangi harfler benziyor buraya baktığımda? Sadece T harflerinin benzediğini gördünüz mü? Gördük. Bir tane ses benzerliği varsa ne diyelim? Yarım kafiye. Geri kalan imvarlarda ne olsun arkadaşlar? Redif olsun dedik. Şimdi diğerlerine baktığımızda bakın vardır. Birebir aynı mı? Aynı. Hemen ne yapıyoruz? Sola kayıyoruz. Daha sonra kökü ne? İzan. Kökü ne? İrfan oldu. Şimdi baktığımızda kaç tane ses benzerliği görüyorsunuz? An. 2 tane ses benzerliği gördük. 2 tane ses benzerliği varsa biz buna ne diyorduk? Tam kafiye diyorduk. Geri kalan ımız vardırlarda ne olsun? Redif olsun. Redifler birebir aynı olmak zorunda arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi yine aynı kelimeler birebir aynı. Hemen bir sola kaydırma yapıyoruz. Kökü ne olsun? Sıhhat. Kökü ne olsun? Rahat. Şimdi rahatlıkla bulacağız. Hangileri benziyor bakın? Hatlar benziyor mu burada? Yani 3 tane ses benzerliği var. 3 tane ses benzerliği varsa, 3 veya daha fazla ses benzerliği varsa ne diyorduk biz buna? Zengin kafiye diyorduk. Geri kalan olurlarda ne olsun burada? Redif olsun. Cevabımız bakın Edirne oldu. Kafiye, redif bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi mesela yine aynı şekilde 5 tane soru tipi çözeceğiz dedik ya. İkinci soruya geçelim. Biraz daha pekiştirelim. Ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki uyak türüyle özdeş bir uyak vardır? Yani burada tam kafiye varsa burada da tam arayacağız. Yarım varsa, cinaslı, tunç varsa aynı mantıkla arayacağız. Şimdi biz bakalım. Sondaki sözcüklere baktık. Birebir aynı değil. Sola kaymıyoruz. Koldan, yoldan diyor. İlk ne yapacaktık? Kafiye demek başta kökünü bulmak demek arkadaşlar. Kol kökü değil mi? Yol kökü. Tamam. Hangileri benziyor? Olları gördünüz mü bakın? Sadece ollar benziyor.
İki tane ses benzerliği varsa biz buna ne diyorduk? Tam kafiye diyorduk. Çok güzel. Geri kalan dandanlarda ne olsun? Redif olsun mu olsun? Benden ne istiyorlar? Tam kafiye istiyorlar. Bakalım bulalım hemen. Evet, hemen bakalım. Saz, ihtizaz. Gördük mü? Azlar var burada. Ama hatırlıyorsanız daha önce şapkaları ikilik kabul ediyorduk. Normalde iki ses benzerliği var. Tam kafiye demem gerekiyordu. Ama şapkaları ikilik kabul ettiğim için yani burada üç ses benzerliği var diyeceğim. Zengin kafiye var eledim. Evet. Kökü ne? Ağla, ağlamak. Kökü ne? Yaklaşmak. Şimdi bakıyorum. A harfi ile Ş harfi arasında benzerlik var mı? Yok. Hemen birbirine benzeteceğim. Önce kafiyemi bulacağım. Şuradan Ş'e kadar alsam, Ş'ye kadar alsam. Ağlaş, yaklaş. Birebir aynı oldu mu? Oldu. Hangi harfleri görüyorsunuz benzer olarak? Laşları görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam. O zaman 3 ses benzerliği olduğu için ne olsun bu? Zengin kafiye olsun. Geri kalan ırlara da ne diyeceğiz? Redif diyeceğiz. Zengin kafiye oldu. Bana tam kafiye lazım. Bunu da eledim. Evet, göğsünden vurulup tam ercesine er, değil mi burada kökü? Tabii cümlenin tamamını da okumamız lazım arkadaşlar. Kökü neye görmek için? Virgül bahçesine girercesine girmek kökü. Evet, şimdi baktığımda R'lerin benzediğini görüyor musunuz sadece? Değil mi? R'ler bir ses benzerliği varsa biz buna ne diyelim? Yarım kafiye. C'sine C'sine de bunlara da ne diyelim? Bunlara da redif diyelim. Yarım kafiye de olmadı. Şimdi bakalım bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla at. Yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla hız kökü. Birbirine benzetmemiz lazım arkadaşlar. İlk kafiyeyi göreceğiz. Evet, nerede benzetebilirim? Şu atı atları mız dersek bakın ızlar benzedi mi birbirine? Benzedi. Hızları görüyorum ben burada. İki ses benzerliği görüyorum. İki ses benzerliği varsa ne diyeceğiz? Tam kafiye. La'larda ne olsun? Geri kalana redif diyelim. Tam kafiye. Tam kafiye uydu. Cevap Denizli oldu. Biz Edirne'yi de bulalım. Ayıp olmasın. Şimdi neydi? Birebir aynıysa ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen sola kayıyoruz. Şimdi ne diyor burada? Köküne gönül desek. Bunun köküne de ne diyelim? Öl desek arkadaşlar. Şimdi baktığımda gönül öl. Üller burada, üller değil de pardon sadece L'leri gördüm. L'ler ne oldu burada? Yarım kafiye oldu. O yüzden bunu da ne yaparım? Eledim. Geriye ne kaldı? Denizli kaldı. Evet, gördüğümüz üzere hiçbir zorluğu yok. Bakın burada da ne diyor? Yine aynı soru tipi. Direkt bana kafiyeyi soruyor. Hemen bulalım. Dizelerin hangisinde farklı bir uya kullanılmıştır? Bakalım. Ne diyor köküne? Kökü nedir normalde? Arka durmaktır değil mi? Arkadaş arka durur ona. Bunun kökü de savmaktan gelir. Savaş. Benzerlik var mı? Yok. Birbirine benzetmemiz lazım. İlk kafiyeyi bulacağız. Aşa kadar getireceğim. Bunu da aşa kadar getireceğim. Aşlar mı benziyor? Benzesin. O zaman ne oldu bu? Tam kafiye oldu. Tamamdır. Devam edelim biz. Evet. Köküne 7. Köküne gör. Birbirine benzetmemiz lazım. Sağa doğru kaydırınca birbirine benzedim şimdi. Benzedi. Kimler var benzeyenler? Edileri görüyorum burada. 3 ses benzerliği varsa buna ne diyelim? Zengin kafiye diyelim. Tamamdır. Evet. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuğun kökü ne olsun? Yol. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Bunun da kökü ne olsun? Solumaktan gelsin mi? Gelsin. Tamam biz birbirine benzetelim hocam. Şunu sona kadar getirirsek, bunu da sona kadar getirirsek, uklar birbirine luklar benzedi değil mi? Yani zengin kafiye oldu mu? Oldu, tamam. Evet, araya gitti diye içlenme baharına kökü ne? Bahar, huduttan götürdüğün şan yetişir yarına kökü ne? Yarın. Benzetelim birbirine kadar, birbirine mesela yarın diyor ya, bunu şöyle biraz sağa doğru kaydırırsam baharın olsun mu? Olsun. Evet, kaç ses benzerliği görüyorsunuz? Rınları görüyorum ben burada. 3 ses benzerliği gördüm. Zengin kafiye. Şu A'larda ne olsun? Geri kalan. Redif olsun mu? Olsun. Evet. Şimdi biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide. Git. İki dağ ortasında boğulan bir geçide geçmek. Evet.
Şöyle baktığımızda arkadaşlar, Ç ile T arasında benzerlik yok. Yine ne yapalım biz bunu? Sonuna kadar benzetelim mi? Benzetelim. Neler var? İdeler var. Gördünüz mü? Sonda birbirine benziyor ancak. İdeler var. 3 ses benzerliği oldu. Bu da ne olsun? Zengin kafiye olsun. Hangisi farklı oldu? Adana'daki tam kafiye, diğerleri zengin kafiye oldu. Cevaba ne diyelim? Adana merkez diyelim. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, burada da ne diyor? Bu şekilde direkt kafiyeyi soruyor bize. Birinci soru tipindeyiz hala. İkinciye de geçeceğiz birazdan. Uyak türlerinden hangisi vardır diyor. Biz direkt bakalım arkadaşlar. Şimdi evlerin ürpererek. Burada zaten pek bir alaka göremedim şu 1 ile 3 arasında. Kerpiçle hiç, burada benzerliği gördüm. Direkt zaten bunlar kökleri mi? Kökleri. İçleri görüyorum ben benzerlik olarak. İki tane ses benzerliği varsa biz buna ne diyelim? Tam uyak diyelim. Yani cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Cinaslı'da yazılışları aynı, anlamları farklı. Eş sesli kelimeler oluyordu sonunda. Tunç'ta da biri diğerini ne yapacak? İçine alacak. Hemen geçelim arkadaşlar. Son olarak kafiye redifli sorumuza, diğer soru tipine geçeceğiz bundan sonra. Redif vardır diyor. E bakalım. Müdür dedik. Sonra köküne düşten düşünürüz değil mi? Hayal kururuz. Düşünmek için düş yapar. Düşleriz, hayal kururuz. Hemen birbirine benzetelim, kökleri farklı. Sonda birbirine benzer değil mi? Evet, ürleri gördüm benzeyen. İki tane ses benzerliği var. Tam kafi oldu. Redik yok. Ele. Köküne dere, köküne ejder. E birbirine benzettim, sağa kaydırdım. Ereleri gördünüz mü? Gördünüz. Üç ses benzerliği var. Ne oldu? Zengin kafiye. Bunu da ne yaptık? Eledik. Evet, köküne dolmak. Köküne birleşik bir sözcük. Bütün olarak alacağız bunu. Anadolu. E birbirine benzetelim. Şunu da kaydıralım mı? Kaydıralım. Neler var? Dolular var. Hatta Anadolu doluyu içine almış mı? Almış. E buna ne diyorduk hatta içine alırsa? Tunç kafiyede der miyiz? Deriz. Zengin de deriz. Tunç da deriz. İkiden fazla ses benzerliği var çünkü. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi köküne heves. Köküne aslında bunun kökü besidir. Ama iyiliği bir ses benzerliği olmadığı için beslemek olarak alalım. Sonda birbirine benzetelim. Esle mi kalıyor? Esle. Yani ikiden fazla ses benzerliği var. Dolayısıyla buna da ne diyelim? Zengin kafiye diyelim. Geriye kaldı arkadaşlar. Heyecan dorukta. Bakalım kökü ne? Duygular. Duymak, hissetmek değil mi? Tamam. Kökü ne? Su. Şimdi biz bunu nerede birbirine benzetebiliriz? Sulamak olarak alsak. Sulamak olarak almayalım. Şimdi bunu duygu olarak alalım mı? Daha bakın önceden de şey yapabiliriz. Bunu birbirine benzetebiliriz. Su olarak bunu almaya devam edelim. Bu da duygu mu? Duygu. Bakın burada bir benzerlik oldu. U'lar mı benziyor? Benziyor. Hatta bir ses benzerliği olduğu için bura ne dedik? Yarım kafiye. Geriye neler kaldı? Larlar kaldı. Geri kalanında biz ne diyorduk? Redif diyorduk. Yani redif Edirne'de var. Gayet güzel bir soru oldu. Cevap Edirne oldu. Hemen geçelim biz. Artık kafiye redifle ilgili 5 tane dolu dolu sorumuzu halletmiş olduk. Bir de bu tarz soru tipini soruyor ÖSYM. Hemen bunlara bakalım. Böyle karma sorular var içerisinde. Biz bunları güzel bir şekilde çözmeye başlayalım. Söylenemez diyor. Hemen öncülü yuvarlak içerisine aldım. Sarma uyakta ne olacak? Adı üzerine, içine saracak. Şimdi çağım, olacağım. Bunlar benzer mi? Benzer. AA versek genelerle bitiyor. Bunlar da aynı benzerlik. BB versek. A'lar B'yi içine sardı mı? Sardı. O halde sarma uyak var mı? Var. Tam uyak vardır diyor. E bakalım biz. Gene diyor. Gene kökü olarak aldık. Renk kökü olarak aldık. Bunu sonda ben anca ne yaparım? Birbirine benzetebilirim. Neler var? N'leri mi görüyoruz? N'leri gördük. Yani tam kafiyeyi gördük mü arkadaşlar? Gördük. Tamam. Hecenin 8 artı 5 kalıbıyla yazılmıştır diyor arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Şöyle bir sayma yapacağız. Hasretinle geçiyorken 8. Bu gençlik çağım 5. 8 artı 5 mi? 5. İlk ikisini arkadaşlar birbiriyle denerseniz yeterli olacak. Hepsini tek tek saymayın. Ey sevdiğim, ben ümitsiz. Bakın 8.
Değilim gene. 5. 8 artı 5 oldu mu? Oldu. Duraklarda yapmamız gereken nedir? Ortadan birbirini bölmeyecekler. Bakın. Kelimelerin arasından bölecekler. Kelimenin içerisinden bölmek yok. Aralarından böldü. 8'li 5'li şekilde ayırdık. 8 artı 5'li hece kalıbını gördük mü? Gördük. Lirik bir söylem mi? Daha başından bana hissettiriyor. Hasretten, gençlikten falan bahsediyor. Sevgiden. E bunlar nedir? Lirik şiirin örnekleridir. Redife yer verilmiştir diyor. Zaten şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi şa kökü değil mi? Şimdi şu 2 ile 3. düzeyde bir kere redif göremedik. Kafiyeyi bulduk. Yarım tam kafiye diye. Ça olacak. Şimdi bu K'dir. Ünsüz yumuşamasını alamayız. K ile yumuşak Y arasında benzerlik olmadığı için bunu sona kadar ne yapalım biz? Kaydıralım. Çağım, olacağım dersek ağımlar mı kaldı? Ağımlar kaldı. Birden fazla ses benzer, ikiden fazla ses benzerli zengin kafiye. Geri kalan redifler ne oldu? Kalmadı. O yüzden ben burada redife yer verilmiştir diyemem. Cevabım Edirne oldu. Gayet güzel bir soruydu bence. Evet. Hemen ne yapalım? Aynı soru tipinden ikincisini çözelim. 5 tane de buradan çözmüş olacağız. Kafiye, redif muhabbetini bitirmiş olacağız. Söylenemez diyor. Şimdi A-A-A-B uyak düzeni var mı burada? Bildirmez, soldurmaz, mazmez. Bunlar aynı kafiye aynı olarak alıyoruz. A-E'yi farklı almayalım. A-A-A-B oldu. Oldu mu? Oldu. Tamam. Ek biçiminde redif vardır diyor. Bakalım hemen ne yapacaktı kafiye redif bulurken? Ben kökünü bulurum. Bilmek, solmak, almak. Tamam benim zaten farklı onu geç. L'lerin benzediğini gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Tamam. Yani bir ses benzerliği varsa biz buna ne diyoruz? Yarım uyak diyoruz. Tamam. Geri kalan derimez durmaz. Bunları I, I, U, Ü farklarına takılmayın. A, E farklarına. Geri kalan durmaz durmezlerde ne olsun? Redif olsun. Zaten bunlar ektir değil mi? Dırdır, ek, fiil, eki, mazmez, olumsuzluk ekleri. Geri kalanlar ek biçiminde bir rediftir. Tamam. Yarım uyak var mı? Az önce söyledik. Yarım uyakları zaten bulmuştuk. Peki 11 ile hece ölçüsü var mı arkadaşlar? Burada tabi uzun uzun saymıyoruz. İlk iki dizeyi saymanız yeterli olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani ben hiçbir zaman ÖSYM'nin işte bunun cevap olarak verdiğini görmedim. İşte 11 ile hece ölçüsüyle oluşturulmuştur deyip burada 9, 10'lu bir hece ölçüsü olan bir şiiri verdiğini görmedim. Zaten bu cevap olursa gayet saçma olur. Abaküs mü sayıyoruz arkadaşlar burada? İlkokul çocuklarına soru sormuyorlar. Bu da genelde cevap olmuyor ama biz ayıp olmasın diye işimizi garantiye almak için yine sayıyoruz. Şairin mahlası bir isim, mahlas bir şey gördünüz mü? Görmediniz. Cevap ne oldu? Edirne oldu. Aslında gayet basit bir soru oldu ama biz öğrenme açısından diğerlerini bulmuş olduk. Öğretici bir soru oldu. Hemen geçelim biz diğer sorumuza. Evet bakın yine aynı mantıkta. ÖSYM hep böyle soruyor. Nazım birimi dörtlüktür diyor. Şöyle baktığımızda gayet sade bir dille kullanılmış. Dörtlük nazım birimiyle yazıldığını gördük. Aruz ölçüsüne benziyor mu arkadaşlar? Hiç divan edebiyatında böyle sade yalın bir dil gördünüz mü? Yedi iklim dört köşeyi dolandım. Meğer dünya her tarafta birimiş. Ben dünyayı Ali Osman'ın sanırdım. Meğer dünya yüz sultanlık yerimiş. Hiç aruz ölçüsüne benziyor mu burası divan edebiyatına? Benzemiyor tabi. Cevap bursa oldu. Uyak düzeni ABAB. Biz bunları bulalım öğrenme açısından. Dolandım sanırdım. Bakın bunlar birbirine benziyor. AA verelim. İmiş imiş bunlar da birbirine benziyor. B verelim. ABAB neydi bu? Nasıl kafiye örgüsüydü? Çapraz kafiye örgüsüydü. Yalın dil olduğunu zaten biliyoruz dörtlük. Halk şiir geleneğiyle sade yalın bir dille yazıldığını zaten anlayabiliyoruz. Dörtlük var. Mahlas var. İsim var sonda. E cevap ne oldu dolayısıyla? Bursa oldu. Bu gayet kolay bir soru oldu. Hemen biz geçelim diğer sorumuza. Bu da çok güzel bir soru. Tam ÖSYM'lik, tam çıkmalık bir soru karşımızda. Hangisi söylenemez diyor. E bakalım. Şimdi. Sade ve açık dil var mı? Gezdireyim yeşil ile alınan, besleyelim şeker ile balınan, baban seni bana verse malınan, koklardım yeni açmış gül gibi. Gayet anlaşılır. Sade açık bir dili var. Bunu söylerim. Söylenemez diyor. Ben hemen elemelerimi de yapayım. Bana moral olsun cevaba yaklaştığımı hissedeyim. Düz uyak örgüsüyle oluşmuştur diyor. Alınan, balınan, malınan bunlar aynı bitiyor. A, A, A verelim. Gibi farklı B verelim. A, 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 B şeklinde olursa düz uyak der miyiz? Deriz. İkiye de doğru. Buna da söylenemez diyemem. O halde ben D'yi de elerim.
Yarım uyak mı kullanılmış? Ben kahve yeri edip olurken hemen ne yapıyorum ilk? Köklerine bakıyorum. Al, bal, mal. Oldu mu? Oldu. Peki neyler benziyor? Allar birbirine benziyor mu? Benziyor. İki ses benzerliği varsa biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Tam kafiye diyorduk ama adam bana burada yarım demiş. Oldum şimdi. Olmadı. Üç kesinlikle zaten söylenemez olacak. Halk şiir geleneğini yansıtıyor mu? Gayet güzel yansıtıyor. Dörtlükle yazılmış. Sade açık bir dille kullanılmış. Hiç aruza benzer yönü zaten yok. Bunu da söylerim. Geriye ne kaldı bana? Bursa kaldı. Evet. Hemen biz geçelim. Ne yapalım? Başka sorumuza. Ve artık arkadaşlar son sorumuzu da bu şekilde çözmüş olalım. Kafiye, redifi bitirmiş olalım. Bol bol soru çözün. Konu gayet kolay, anlaşılır, zevkli. Gördüğünüz üzere kamp günlüğümüzün 3. gününü de bitirmiş olacağız bu şekilde. Şimdi ne diyor? Söylenemez diyor bakalım. Tam kafiye kullanılmıştır. Ben zaten kafiye redifi öğrenmiştim. Şimdi bakalım. Seni Buse'mi diyor arkadaşlar. Burada neler var? Sadece i'nin benzediğini görüyorum. Yarım kafiye gördüm. Sen Buse desek birbirine tamamlayacağız, benzeteceğiz. Yarım kafiyeleri gördüm. Takmayacaktın, bakmayacaktın. Kökü nedir hemen? Tak, bak. Aklar mı birbirine benziyor? Benziyor. O halde ne olacak? Aklar birbirine benziyor. İki ses benzerliği var. Tam uyak oldu. Tam uyak var mı? Var. Geri kalan mayacaktın ne olsun? Kafiyeyi bulduktan sonra kalana redif diyelim. Redif de bulmuş olalım. Zaten dörtlükle gayet anlaşılır bir dille yazıldığını herkes biliyor. Çapraz uyak düzeniyle mi oluşturulmuştur? Seni Buse mi iyili bitiyor. Bunlara A verelim. Aynı harfi verelim. Tak bak farklı B verelim. AB AB olursa zaten az önce benzer soru çözdük. Çapraz uyak oldu. Hiç divan şiirine benzer yanı var mı arkadaşlar? Yok. Bu da ne olsun? Edirne olsun. Gördüğümüz üzere kafiye redif muhabbeti gayet zevkli, gayet kolay. Hiç soru kaçırmayacağınızı tahmin ediyorum. Bir başka kamp günlüğümüzde daha karşılaşmak üzere. Kolay gelsin size. Hoşça kalın.